2019-2020 güz döneminde uygulamalı araştırma bir dersi kapsamında Profesör Doktor Tarık Tuncay başkanlığında Zeynep Sıla Öztürk, Eda Nur Numanoğlu, Hayal Gököz, Ecem Sevenay, Serra Öztürk ve İbrahim Alper Şimşek ile birlikte belirli aralıklarla toplantılar düzenleyerek ve bu online eğitim sürecinde toplantılarımıza yine online olarak devam ederek bir tez çalışması yürüttük. Tezimizin başlığı 13-17 yaş arası ergenlerde sosyal medya kullanım amaçları ile beden beğenme algısının yalnızlık düzeyine olan etkileriydi. Araştırmamızın problemi teknolojinin gelişimiyle birlikte çocukların özellikle de gençlerin sosyal mecralara ulaşımı oldukça kolaylaştı. Ve bu da gelişim çağında olan bireylerin psikolojik, ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilmekte. Sosyal medya mecralarında özellikle de gençlere dayatılan tek tip ideal bir beden algısı var ve bu beden algısı gençlerin yaşantısını olumsuz etkileyebiliyor. Bu algı onları sürekli beğenilme, onaylanma ve güzel görünme davranışlarına itebilmekte. Bu araştırmanın problemi gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile beden beğenme algısının yalnızlık düzeylerine olan etkisini incelemektir. Araştırmamızda iki bağımsız, bir tane de bağımlı değişken kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerimiz sosyal medya kullanım amaçları ve beden beğenme algısı iken bağımlı değişkenimiz yalnızlık düzeyidir. Araştırmamızın temel amacı 13-17 yaş arası bireylerin sosyal medyayı kullanma hedefleriyle bedenlerini beğenme algılarının yalnızlık düzeylerine olan etkisini incelemektir. Araştırmamızın alt amaçlarına bakacak olursak, sosyal medyayı kullanım amaçlarının cinsiyet, okul türü, hangi sınıf düzeyinde olduğu, ailesine bağlı belirli durumlar gibi değişkenlere bağlı olup olmama durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmamızın denencelerine gelecek olursak, katılımcıların sosyal medyayı kullanma amaçları nelerdir? Katılımcıların en çok kullandığı sosyal medya platformları nelerdir? Katılımcıların bedenlerini beğenme algısı nedir ve sosyal medyanın buna etkisi nedir? Sosyal medya kullanım amaçları ve beden beğenme algısının katılımcıların yalnızlık düzeyiyle ilişkisi var mıdır? Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri zaman yalnızlık düzeyleriyle ilişkili midir? Katılımcıların cinsiyeti, okul türü, sınıf düzeyi, ailelerine bağlı belirli durumlar gibi değişkenlerin sosyal medya kullanım amaçları, beden beğenme algısı ve yalnızlık düzeyine olan etkisi nedir? Araştırmamızda tarama modeli kullanılmıştır. Seçkisiz örneklem kullanılmış olup anketler aracılığıyla katılımcılara ulaşılmıştır. Nisan ayı içinde 13-17 yaş aralığında olma ve sosyal medya kullanıcısı olma özelliklerini taşıyan 124 katılımcıya online anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olması sebebiyle anket soruları ve ölçekler kullanılarak çalışma yürütülmüştür. Anket soruları hazırlanırken beden beğenme ölçeği, yalnızlık ölçeği ve sosyal medya kullanım amaçları ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya ve araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakacak olursak bu araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 13-17 yaş arası ergen bireylerin sosyal medya kullanım amaçlarının bedenle ilgili tatminleri, beden imajı, duygusal yaklaşımları, beden şekli, güzellik ve iyilik hali imajına etkilerinin bütüncül olarak ele alınmasıdır. Araştırmanın ikinci amacı ise bu bireylerin sosyal medya kullanımının yalnızlık, yakınlık ihtiyacı, duygu durumu ve arkadaşlık ilişkilerinin etkilerinin incelenmesidir. Araştırmanın yapısal modeli tarama modeline dayalı olarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma evrenini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim görmekte olan 6 lisans öğrencisi gerçekleştirmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 124 katılımcıya ulaştıran çevrimiçi anketler tarafından toplanmıştır. Çalışma evreni içindeki 13-17 yaş arası ergen bireylerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde sıklık dağılımları kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları kapsamında bir numaralı soru grubu içinde derlenen veri kaynağının tanıtıcı sonuçlar şu şekilde belirlenebilir. Anket yapılan bireylere bakıldığında yaşlar 13-17 arasındadır ve katılımcılar ortaokul ve lisede öğrenim görmektedir. Araştırmanın veri kaynağı olan katılımcıların büyük çoğunluğu araştırmaya katılma konusunda istekli olmuşlardır. Anket çalışmalarında yer alma isteğiyle cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sosyal medya kullanımının katılımcılar üzerindeki etkisi ise beklenilenden az görülmekte. Buna rağmen katılımcılara yapılan anketler sonucu sosyal medyada yapılan paylaşımların takipçisi olanların kendi hayatlarını,
takip ettikleri kişilerin hayatlarıyla kıyaslama içerisine girip kendi hayatları hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunması kişilerin içine kapanmalarına ve yalnızlık hissiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Gençlerin çevreleriyle ilişkilerinde sosyal ağları yüz yüze iletişime tercih etmelerinin altındaki neden dış görünüşlerinden dolayı duydukları kaygı denilebilir. Bildiğimiz üzere gelişen teknoloji 7'den 70'e her yaş aralığını etkilemektedir ve teknolojinin hızla ilerlemesi ve ulaşılabilirliğinin kolaylaşması ile birlikte internet ve sosyal mecraların kullanımında yaş ortalaması azalmıştır. Teknolojinin sağladığı birçok yararın yanında yanlış kullanmanın getirebileceği zararlar da olabilir. Özellikle gelişim döneminde olan 13-17 yaş arası ergen bireyler için yanlış teknoloji ve internet kullanımı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bireyin fiziksel, psikolojik ve ruhsal gelişimini etkileyebilmektedir. Bu durum odak noktası insan ve en temel amacı insanın, özellikle çocuğun tam iyilik hali olan sosyal hizmeti yakından ilgilendirmektedir. Temel konusu sosyal medya kullanımı olan bu araştırmada ergenlerde sosyal medya kullanım amaçları ile beden beğenme algılarının yalnızlık düzeyine olan etkisi incelenmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre ergenlerin sosyal medyayı video izlemek ya da video yüklemek, eğlenmek amacıyla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ergenlikte sosyal medya kullanımında sosyal hizmet uygulamalarının daha etkili olması için şunlar yapılabilir. İnternet kullanımında yaş ortalamasının günden güne düşmesi sebebiyle ilkokul çağından itibaren okullarda verimli internet kullanımına yönelik danışmanlık hizmetleri verilebilir. Ergenlerin sosyal medyayı oyun oynama, video izleme amacıyla kullanmasından çok bilgi edinme amacıyla kullanması teşvik edilebilir. Sosyal medya kullanımının bireyleri yalnızlaştırmadığı sonucuna ulaşılmış olsa da katılımcıların bir kısmı kendini bir topluluğa ait hissedememektedir. Çocukları sanal hayattan uzaklaştıracak grup oyunları, etkinlik çalışmaları okul sosyal hizmet tarafından yürütülebilir. Bu ergenlerin kendini bir topluluğa ait hissetmesini sağlayarak özgüvenlerini olumlu yönde etkileyebilir. Çocuklarının sosyal mecralarda geçirdiği süreden ve bu platformları nasıl kullandıklarından habersiz aileler olabilir. Aileler sosyal medya kullanımı konusunda bilgilendirilmelidir. Özellikle çocuklar belirli yaşlarda ailelerinin kontrolü dahilinde internet ve sosyal medya kullanmalıdırlar. Toplumu bilgilendirme sorumluluğu olan sosyal hizmet uzmanları aileleri bu konuda bilinçlendirmeli, sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yanlarından haberdar olmalarını sağlamalıdırlar. Bunun için online seminerler düzenlenebilir ya da okulda gerçekleşen veli toplantılarında bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir sosyal hizmet uzmanları tarafından. Sosyal hizmet uzmanları da ergenlikte internet ve sosyal medyanın verimli kullanımı konusunda bilgilendirilmeli ve bu bilgilendirmeden sosyal hizmet lisans ve lisansüstü eğitimleri sorumlu olmalıdır. Sosyal hizmetin ergenlerin sosyal mecraları kullanımına yönelik bu uygulamalarında Milli Eğitim Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin aralarında işbirliği sağlayarak sosyal medya kullanımı konusunda toplumu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve tanıtım programları düzenlemeleri gerekir. Bu programların toplumun bütününe ulaşmasında önemli bir araç olan basın yayın kuruluşlarının da dahil edilmesi önemlidir.